Değerli dostlar, sevgili Balıkçı Baba kanalı izleyenleri, hepinizi selamlıyorum. Bugün sizlere LRF'ye ve spin avcılığına, LRF disiplinine ve spin disiplinine yeni başlayan hobidaşlarımız için hazırlamış olduğum video yayınlayacağım. Değerli dostlar, kıymetli hobidaşlar, hepinizi selamlıyorum. Bugün size LRF disiplinine yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan bahsetmeye çalışacağım. Fakat öncelikle hani en son söyleyeceğim maddeyi en başta söylemek istiyorum. Çünkü sürekli görüntülerde çıkacak. Şu hali izlemenizi istiyorum. Daha önce de buradan çekmiştik. Burayı komple temizlemiştik ama yine hava gelen balıkçılar diyeyim, burayı yine kirletip gitmişler. Şu hale bakın arkadaşlar. Avlandığınız yeri, çevrenizi temiz tutun arkadaşlar. Buraya başka insanlar geliyor. Bizler geliyoruz. Yarın yine siz geleceksiniz. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Ne diyeyim artık. İnşallah düzelirler. Neyse ben söyleyeceğim maddelere geçeyim arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bilinen her konu, her durum kolaydır. Bilinmeyen zordur. Bu anlatacaklarım bilenler için çok basit olabilir. Bilmeyenler için ise çok önemli bilgilerdir. Şunu söyleyeyim. Birinci olarak ilk dikkat etmeniz gereken durum güvenliktir arkadaşlar. Ne demek güvenlik? Öncelikle kendinizin güvenliği. Daha sonra çevrenizdeki diğer avcıların güvenliği arkadaşlar. Güvenliği biraz açacağım. Biraz geniş bir konu. Önemli bir konu. Ava tek başınıza gidiyorsanız, eğer yerleşim yerlerinden uzakta ıssız bir meraya gidiyorsanız, evinizdeki eşinize, annenize, abinize ben şu bölgeye ava gidiyorum diye muhakkak söyleyin. Allah korusun. Binde bir, milyonda bir olur. İnsanların başına gelebilir. Bir kaza olur, tansiyon olur, düşme olur, ayak kırılır. Her türlü durum olabilir. Bunları göz önünde bulunduracağız. Ve evinize geç kaldığınızda, gidemediğinizde aileniz sizin orada olduğunuzu bilebilmeli. İkincisi atış esnasında dikkat edeceğimiz güvenlik arkadaşlar. Atışınızı yaparken kamışımız şu şekilde arkaya doğru gidiyor ve gittiği zaman arkanızda çanta, mont, yelek olabilir. Bunların takılmaması için arkanızdaki maddeleri biraz engine, atışınızı etkilemeyecek şekilde aşağı alıyorsunuz. Bir diğer husus atış esnasında arkadaşlar, her atışınızda muhakkak arkanıza, sağınıza, solunuza bakın. Çünkü uzakta olan bir avcı size uzaktadır, hep bakıyorsunuzdur. Ancak bir bakmışsınız bir anda arkanızdan geçivermiş ve atış esnasında Allah korusun çarptığı zaman çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bakın atışımızı yapalım, bir yandan da anlatacağımız konulara devam edelim. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Bugün LRF takımımla avlanacağım arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz bir diğer husus da kombininizin, takım kombininizin birbiriyle uygun olması. Yani kullanacağınız kamış, makina, ip, lider ve sahte birbiriyle uyumlu olmalı arkadaşlar. Benim kullandığım kamış, marka vermeyeceğim bugün alacağım şeyde. Zaten birçoğunuz da biliyorsunuzdur. 1.8 gram atarlı bir kamış. Çok güzel bir LRF standardında arkadaşlar. Kullandığım ip 0.08. 8 örgü ip arkadaşlar. Liderim 0.30. Kullandığım jig ise 10 gram ağırlığında bir jig arkadaşlar. Takımın birbirine uyumlu olması gerekiyor. Ha, şimdi diyeceksiniz ki hocam 1.8 gramlı bir kamış kullanıyorsun. 10 gram yem atıyorsun. Arkadaşlar yani çok küçük farklar size bir zarar vermez. Sorun yaratmaz. Ancak 15 gram ya da 18 gram 20 grama çıksaydı sorun teşkil edebilirdi. Nasıl sorun teşkil edebilirdi? Atış esnasında çok abanırsanız kamışı kırabilirsiniz. Sarma esnasında, verdiğiniz aksiyon esnasında sürekli jig döner arkadaşlar. Bu gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kullandığım jigi göstereyim. Bu normalde arkasında sadece bir asist olan bir LRF yemi, LRF jigi arkadaşlar. Şöyle o taraftan güneş parlıyor. Şöyle göstereyim. Ben asisti söktüm, ön tarafa taktım ve arkasına bir üçlü kombinledim. Bu şekilde bir yol izliyorum. Kullandığınız düğümler de çok önemli arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Double knot dediğimiz
çift taraflı bir düğüm kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle umarım görebilirsiniz. Bununla ilgili de bir video yaparım eğer isterseniz ilerleyen zamanlarda. Klips düğümüm ise Palomar düğümü arkadaşlar. Düğümleriniz sağlam olsun. Lider kullanmanızı tavsiye ederim. Fluorokarbon misinadan. Bir diğer husus arkadaşlar, atışımız. Atışımızı yaptık. Evet. Gayet de güzel bir atış yaptım arkadaşlar. Bekliyoruz jigin dibe kadar inmesini. Merayı bildiğim için rahat hareket ediyorum. Yani bu alanda, avlandığım bu bölge takılma riski çok az olan bir yer. Sadece şu tarafta, yani şöyle durduğum zaman karşıya İskenderun Körfezi'ne doğru durduğumda şu tarafta saat 2 yönünde bir kaya var. O tarafa da atmıyoruz. Attığımız zaman takılıyor arkadaşlar. Atıştan sonra arkadaşlar vereceğimiz aksiyon. Düz sarım da yapabilirsiniz. Yatay aksiyon da verebilirsiniz. Jig aksiyon dediğimiz, yani dikey şu şekilde de aksiyon verebilirsiniz arkadaşlar. Ya da dikey aksiyonumuzu 3 kademede de verebilirsiniz. Bakın şöyle tak 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 3 kademede de verebilirsiniz arkadaşlar. Artık zamanla. Fakat en önemli husus şu. Şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Kullandığınız sahtenin markası ya da örgümüsüne olup olmaması, markalı olup olmaması şu bu değil. Ben sadece teleskopik 10 liralık kamışla lambuka yakalayanı da gördüm. Ceylan palamudu yakalayanı da gördüm arkadaşlar. Çin malıyla akya yakalayanı da gördüm. Ki bizzat ben kendim Çin malı sahteyle akya yakaladım arkadaşlar. Önemli olan merada balığın olması. Bu çok çok önemli bir husus arkadaşlar. Takımımızı kombinleyeceğiz. Güvenliğimizi alacağız. Atışımızı yapacağız. Ve aksiyonumuzu vereceğiz. Eğer merada da balığımız varsa yakalamamanız içten bile değildir. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bu mevsimde neler yakalanır bizim bölgede? Onu da söyleyeyim. Bu mevsimde en çok çatal kuyruk, yazılı orkinos avı olur arkadaşlar bu bölgede. Lütfen sizden ricam, küçük çatal kuyrukları geri salın. Bakın birkaç video öncemde yakaladık. Yani birçok insan kocaman balık diyor. Hayır arkadaşlar, o balık küçük. Limiti yeni mevzuatlar gereğince 40 santim ve günde bir tane avlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen küçük olanları salın. Çok kısa sürede çok hızlı şekilde büyüyebiliyor o balık. Ve inanın balık popülasyonunda inanılmaz bir azalma var. Onun için lütfen arkadaşlar limit altı balıkları, yani çekim yapmak için değil sadece, rica ediyorum bırakın arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Yani çevremde görüyorum av esnasında küçük küçük balıkları alıyorlar, alıkoymak istiyorlar. Yazık günah arkadaşlar, lütfen gelecek nesillere, çocuklarımıza, kendimize daha güzel avlar, verimli balıklar bırakabilmek için arkadaşlar lütfen küçük balıkları geri salalım. Evet, ne çıkar dedik? Çatal kuyruk dedik, yazılı orkinos, istavrit, tiral. Yani daha çeşitler şu olabilir. Tabi gece avları daha farklı. Sabah erken saatte baraküt alabilirsiniz. Biz avcı balık peşindeyiz arkadaşlar. LRF disiplininde ve spin disiplininde biz avcı balık peşinde olduğumuz için bu türler daha çok gelme olasılığı yüksektir. Şuna da şahit oldum arkadaşlar. Tam şu an karşımda gördüğünüz yerde NATO iskelesinde Zeytun TV YouTube'da kanalı olan arkadaşım Talip, sevgili arkadaşım, kaşıkla mırmır yakaladı. Yani olacak iş mi? Oldu, gözümle gördüm, bizzat şahit oldum arkadaşlar. Kaşıkla, bildiğiniz kaşıkla mırmır yakaladı. Olmaz diye bir şey yok. Onun için bazen soruyor bana izleyenlerim, bu şu yakalanır mı, bu yakalanır mı? Arkadaşlar denizde o anda ne çıkacağını hiç tahmin edemeyebilirsiniz. Her an bir balık vurabilir. Oradan geçiyordur. Saldırır. Tahrik eder o yem onu. Onu ısırmak, yemek ister ve iğneye takılıverir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir diğer husus yeni başlayan arkadaşlara söyleyeceğim. YouTube'da ya da sosyal medya platformlarında kanalı olan kişilere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Örneğin kendimden örnek vermek istiyorum. Ben de yeni başladığım sıralarda Savaş Dursun,
Ömer Baydak, Leo Sano, Doktor Açek gibi birçok daha ismini say Bülent Talay hocam Antalya'dan. Yani ismini saymadığım da olabilir. Birçoğuna sormuşumdur. Bu ipi neden kullandın? Bu sahteyi neden kullandın? Şu saatte mi hava gittin? Gibi 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 birçok sorular sormuşumdur yeni başladığımda arkadaşlar. Sizler de lütfen lütfen çekinmeyin, sorun. Emin olun hepsi çok güzel, nazik cevaplıyorlar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bana da soran arkadaşlarıma ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kendi bilgi, beceri ve deneyimlerimle arkadaşlar. Daha önce bir videomda söyledim. Bu işi en iyi bilen ben değilim. En güzel yapan da ben değilim. Ancak şunu belirteyim arkadaşlar. Az önce söyledim. Bilinen her şey kolaydır. Bazı insanlar için bu bilgiler, ya hocam ne anlatıyorsun sen? Bunları zaten biz biliyoruz diyebilir. Ama yeni başlayan insanlar, yeni başlayan avcı arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz bilmeyebilir. Onlara da yardımcı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben de dediğim gibi birçok soru sordum. Bakın arada düz sarım yapıyorum. Aksiyonu görmenizi istiyorum. Nasibimizde varsa bir de balık alırız arkadaşlar. Bakalım. Aklıma geldikçe size konulardan bahsedeceğim. Bir diğer husus. Avlanıyoruz. Bakın mera burası görüyorsunuz. Birkaç video öncemde yine var. Böyle avlanırken kayanız, bulunduğunuz yerin etrafını tarayın. Yani şöyle bir 3-5 metre öteye birkaç atış yapın arkadaşlar. Bazen balıklar gelir kayanın dibinde dolaşır. Kıyıdaki küçük balıklara saldırır. Deneyin. Bundan bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Söyleyeyim. Zaten balık varsa orada saldıracaktır. Bunu bilin arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi burada denerken bir atış attım. Pat bir çatal kuyruk yapıştı. Tam kaldırırken şuradan denize cork geri düştü arkadaşlar. O videomun başlığı da maskeni tak, mesafeni koru. Balığı denize düşür. Evet. Diğer bir husus arkadaşlar, ilk başladığım zamanlarda gidiyorum balık tutamıyorum, gidiyorum balık tutamıyorum. Tabi çevremden, herkesten gülüşmeler, espriler, dalga geçmeler oluyor. Ne yapacağız, ne yapacağız? Sormaya başladım az önce söylediğim gibi. İskenderun'da balık malzemesi satan bir arkadaşım. Ona sordum, ya ne yapacağım dedim. Dedi ki sabah erken saatte gideceksin. Yani sabah ezan okunurken balıkta olman gerekir. Atçek için söylüyoruz. Yemli avcılık için değil. Onu tekrar altını çizerek belirteyim. Ya o saatte balığa mı gidilir? İnsanlar uyuyor falan. Kalktım arkadaşlar. Sabah o saatte balığa vardım. Ve ilk gidişimde, ilk videoma bakın. En alta inin videolarımda. İlk av videom bir baraküda arkadaşlar. Sabah baraküdayı yapıştırdım. Arkadaşlar erken gideceksiniz ava. Genelde balıklar sabah o saatte kahvaltı yapmaya geliyorlar. Ve siz de onları kahvaltıda ağırlamanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım bana bir soru sordu. İsmini şu an hatırlayamayacağım. Dedi ki şu ipi kullanıyorum. Atış esnasında kusma yapıyor. Yani kusma dediğimiz tabir, atıyor çıp diye birçok ipi buradan makinenin içinden buraya çıkarıyor ve düğüm oluyor arkadaşlar. Bunun birçok sebebi olabilir. Biri kullandığınız ip kalitesiz bir ip olabilir. Bir diğeri, yani kalitesiz derken arkadaşlar, bunların dışında bir kaplama var. Bal mumu gibi bir kaplama var. Yani kayganlaştıran, ona o olması gerekiyor. Bir diğeri de ya aksiyonu verirken, yani sararken, şimdi bu birbiriyle uyumlu olacak. Burada boşluk oluşmayacak arkadaşlar. Burada boşluk oluştu mu tekrar bir sonraki atışınızda o ip dolaşabilir, kıvrılabilir, düğüm yapabilir arkadaşlar. Aksiyonunuz ve sarışınız çok önemli. Güvenliği hiçbir zaman elden bırakmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Size bunu hep söylüyorum. Lütfen güvenliği elden bırakmayın. Binde bir olur. Allah korusun. İnşallah olmaz. Öyle bir şeyle hiç karşılaşmazsınız. Dediğim gibi gittiğiniz merada başınıza bir iş gelebilir. Düşebilirsiniz. Kayalık yerler oluyor. Bazen karanlıkta göremeyebiliyoruz. Ya da bayılabilirsiniz. Ya da dediğim gibi atış esnasında arkanızdan biri geçebilir hemen. Yaklaşabilir.
O taraftan atışa siz görmeyebilirsiniz. Seslenmiştir, duymayabilirsiniz avın verdiği heyecanla. Lütfen her atışınızda şöyle bir arkaya hemen bir göz ucuyla göz gezdirin arkadaşlar. Çünkü bu iğne vücudumuza herhangi bir yerine battığı zaman çok tehlikeli yaralanmalara yol açabiliyor. Hastaneye gitmek zorunda kalırsınız. Kolay kolay çıkartamazsınız iğneyi. Canınız çok yanar. Onun için güvenliği elden bırakmayın arkadaşlar. Bu çok 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 önemli. Avımıza devam edelim. Aklıma geldikçe sizinle bu tarz konuları paylaşacağım yine videomda. Arkadaşlar aklıma geldi. Bir başka maddemiz daha. Yanınızda yem kutunuzda değişik yemler bulundurun. Ne gibi mesela? LRF için söylüyorum. Su üstü bulundurun. Burada da su üstü var. Silikon bulundurun. Değişik farklı jigler bulundurun arkadaşlar. Takımınıza uygun kombinlere. Olur ya bir kopar ya da ne bileyim başka balık görürsünüz. Onlara kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yanıma bir avcı yaklaşıyor, orada güneş gözlüğünü takmış. Gel gel. Güneş gözlüğüyle geliyor ya. Havada güneş yok. Ortak bir şey saldırdı lan yeme. Şurada bir şey saldırdı vallahi, peşinden geldi. Arkadaşlar söylemek istediğim bir diğer husus da gök gürültülü, şimşekli, yağmurlu havalarda lütfen ava çıkmayın. Çünkü bu kamışlarımız karbon fiber ve yıldırımı inanılmaz çekiyor. Allah korusun öyle bir durum olduğunda da çok kötü bir şekilde yaralanabilirsiniz. Olumsuz sonuçlar olabilir. Yıldırım varsa, şimşek çakıyorsa, yağmurlu bir havada, hafif yağmurlu da bazen kalmak istiyoruz, güneş de yok diyoruz ama hayır arkadaşlar, o riske girmeyin. Av yapmayın. Onu da söyleyeyim size.